Her raporu he raporu he raporu nerede benim he raporum diyenlerin içeriye raporu başlıyor Hilmi hoş geldin. Hoş bulduk abi selamlar nasılsın? Magazinle dolu bir hafta geçirdim biliyor musun? Nasıl bir hafta magazinle dolu derken? Ben sana şöyle söyleyeyim mesela biz bu magazinlerde kimi konuşuyoruz mesela en çok? Serenay Sarıkaya falan. Ya bu hafta beraberdim. yani bir ödül töreninde yan yana neredeyse diyeyim oturduk. Mesela Beren Saat tanırsın. Tanırım. Diz ve filmlerden. Onunla da şey yaptık, görüştük. Kızılcık şerbetinde türbanlı kızı beğenmeyen olan O da... O, e, da hangi karakter ya? E, Hangisinden bahsedin? Neydi o çocuğun ismi unuttum da. Rahim Rahimcan mı gerçek ismi öyle bir şey ama yani efendi bir insan onunla tanıştık. Bu arada seversin, severim. Bütün madrigal grubuyla tanışma şansı bulduk. Ee, madrigalin solistiyle kötü bir olay yaşadık. Yani ama sahne kaldırır bunları, sanat kaldırır bunları diyelim. Ee, ne yaşadım biraz açıkta bakalım. Tuvaletten o çıkıyordu, ben giriyordum. Yani tek tuvalet vardı. O çıkıyordu, ben giriyordum. Ben onu bekliyordum. Aa abi selamlar dedi. Çıkar çıkmaz el verdi. Şimdi havada bırakmayalım diye tokalaştık <laughs> ama. Yani e Madrigal'in solisti o okumuş çocuklar. O e, şey bir tarz yani batı bir tarz insan en azından şunu bekliyor ya abi bir ellerimi yıkayıp hemen geri tokalaşalım gibi bir hareket bekliyorduk olmadı canı sağ olsun. Ee, yani insanlar A olduğunu, Bey insanların biraz fazla şey yaptı o zaman. Anıl Bey biraz fazla samimiyet kurdun ilk günden. Evet biraz ağır bir samimiyetle başladık <laughs> ama hepsi çok samimi, çok sempatik insanlar bu arada. Ee, neden insanların gönlüne, kalbine girdiklerini tanışınca anlıyorsun. hakikaten çok beyefendi, çok düzgün insanlar. Yeni şarkı çıkarmışlar abi dinle dediler. Gerçekten Madrigal'in yaptığı tarzda müzikleri dinleyen bir insan çok fazla değilim ama e, kulağımın anladığı kadarıyla çok beğendim şarkılarını da. Gerçekten iyi de iş yapıyorlar. Bu tarz müzik sevmeyen birine bile e, müziği gayet sevdirerek dinletebiliyorlar. Kendilerini kutluyorum ya Madrigal'ciyim ben. Ben bunu her zaman söylüyorum. Hala Madrigal diyorum hatta devamen. Bu şakamla devam ediyorum. <laughs> bu şakada da, da, çok bir ısrar mı da çok, şakada bir ısrar, ısrar etmem ama bu şakada hakikaten bu şakada varım ya yani. bu şakada zorluyorum yani Abdullah Avcı'nın bir tane rahatsız etme editi var ya evet. gülüyor, garip garip gülüyor. gülüyor yani bu şakada ben oyum yani Madrigal ile alakalı ben de bir iki şey söyleyeyim senden daha genç ve o grubu daha çok dinleyen birisi olarak yani Madrigal grubu birazcık senin yaşına hitap etmiyor bence daha genç kesime hitap ediyor burada da seni yaşlı yapmaya çalıştım çok iyi müzik yapıyorlar. Ben de yeni şarkılarını dinleme fırsatına eriştim. Benim Şu yaşımda ne var oğlum? Benim yaşımın ağzına dolanmış. Ben daha gencecik, pırılta pırlanta gibi bir insanım. Üniversitelerde kardeşlerimle yanak yanayım, diz dizeyim, göz gözeyim. Senin yaşında bir tane Beşiktaş forvet alsa, ulan bunu niye alıyorsunuz? 3 seneye bu elden ayaktan düşecekler. Haksız mıyım? Oğlum ben Abu Bakar'dan falan gencim. Abu Bakar'dan genç değilsin. Gencim. Kaç Abu 31 değil mi? Evet. E tamam 30, ben 30'um. 30 olması lazım. Ben 30'um kardeşim. Abu Bakar'dan genç misin? Abu Bakar Abu yaşanmış. Bakar'dan gencim abi. Abu Bakar'dan gencim. Benim Beşiktaş'a transfer etsem kafayı yersiniz. Beşiktaş geleceğe bir hamle <laughs> daha yaptı diye. Hiç boş yapmayın. Yolunuza devam edin. ben sadece senin yaşına Çakal beyefendiyle de tanıştım bu arada. Çakal da... Beyefendi'yle mi? Çakal Beyefendi'yle tanıştım. Emirhan Çakal. Üst düzey bir rapçi. Kendisini de çok sevdim. Çok beyefendi bir insan. Sanat dünyası filmicim. içine girdiğin zaman görüyorsun ki birbirinden pırlanta insanlarla da. Öyle. Senin kadar içine giremedim henüz. Seni alacağım ortamlara sen ben. Madrigal grubu. Ya ne diyorsun sen? Tabii, tabii, Acil. Var. Etkinlikler geliyor. Şimdi zaten turne başlıyor Madrigal'in. Beni de yazdılar turneye. Ön grup çık yarım saat güldürü şekli ondan sonra madrigal çıkıyor. Ya, ödül töreninin alakalı tabii, tabii Ya İtü'ye bir tek tekrar bir teşekkür edelim. Bence çok güzel bir konuşma da yapmışsın. Ya, İTÜ, Kısa İTÜ, öz. İtü 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 beni çok mutlu etti elimizim. Ee, çok mutlu oldum. Daha önce İstanbul Üniversitesi'nden olduğu... ödül İstanbul Üniversitesi'nden ödül aldım. <laughs> İstanbul Üniversitesi ödülünü anlatayım. Yani orada az bir şey değindim ödül de ben gittim törene benim kulağıma biri fısıldıyor organizatör. Diyor ki ya diyor ve Hasan Bey bir dakika bakar mısınız? Ne oldu dedim. dedi, sizin ödülü yok ama dedi. E, bizim çocuklar dedi yaptırmayı unutmuş. Ee, dedim. Size dedi başka birinin ödülünü verelim dedi bu günlük. Tamam dedim. E, ondan sonra dedi e, siz dedi şey yapın çaktırmayın biz sizin evinize yollayacağız dedi. Yani sizinkinin de siparişini verdik yollayacağız dedi. Ben buradan İstanbul Üniversitesi'ne Üniversitesi'ni ben bir senedir, bir buçuk senedir bu ödülü bekliyorum hala gelmedi. Ama canları sağ olsun, mühim olan oraya layık görmek yani İstanbul Üniversitesi'ne de çok teşekkür ederim ama bir ödülün üstünde ilk kez H toksyasını gördüm. Yani bu e, çok mutluluk verici bir şey, beni çok mutlu. Teşekkür ediyorum İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki bütün kardeşlerimize. Bizim gibi işler yapan insanlar bazen e, şeye kapılıyor. Bir yerde biter miyim? Bir yerde biter miyim çok oluyor. Çünkü bu meslek garip bir meslek. Yani yayıncılık, işte influencerlık, youtuberlık garip bir meslek. Yani bu meslekte ben de bir internet mimine dönüşüp yok olur muyum? Düşüncesi çok oluyor. Böyle anlarda toplumla özellikle bir üniversiteden yani pırlanta gibi arlayan çocuklardan, kardeşlerden hepsi benim kardeşim yaşında. Ben bugün en babasından en yaşlısından 7-8 yaş büyüğümdür o, üniversitedeki çocukların. Ödüle layık görülmek yani o eline aldığı şeyde h hey talks yazması korkunç güzel hisler uyandırıyor insanda. Ee, buradan da diğer üniversitelere de çağrıda bulunayım. Yani çok güzel ödül alırım. Çağrını alayım. Ödül konuşmasını izlemeyenler için yani maksimum konuşma böyle olur. Şimdi diyecekler ki Hasan abi yine çok övdün ama güzel bir ödül konuşmasıydı bence. Ya Hilmi'cim Hasan abi'yi çok övüyorlar dediğin için birkaç bölümdür bana çok sataşıyorsun. İnsanlar bunları da görüyor Hilmi'ciğim. Sana hiç sataştığını düşünmüyorum. Yani benim kalbimi kırarak halkta bir yer edinmeye çalıştığını da bu halk görüyor bir yandan ama beni seven tayfa hani Hasan abi'yi övüyorsun diyen tayfa değil sessiz derinden Hilmi de Hasan abi'ye çok sataşıyor diyen tayfa bir gün emin ol yıkacak bu saltanatınızı. Ya şöyle söyleyeyim sana. Senin kalbini kıracağıma kafamı kırarım. Hayda. Hakikaten bu bölüm beni çok övdün elime. <laughs> ben de yorum yazacağım yani ya. Galiba yani o kardeşlere ben de katıldım. Magazin dünyasına çok girdim demiş Evet mi? sen de Boğaziçi'lisin bu arada. Keşke bir teşekkürü de sana etseydim. Neyse. Yanı sıra. O, o günlerde gelir. Daha Şaka şey Ya bir de şöyle bir şey var. Yani bu ödül işlerinde bu mesleği yapan onlarca dostumuz, arkadaşımız Yüzlerce. ya da meslektaşımız var. Hepsi bu ödüllere layık insanlar. Ben buradan bunu söyleyeyim. Yani ben geçen sene 400 küsür, 300 küsür yayın yapmışım ilmi. Yani bu şu demek benim geçen sene 1000 saatim falan bu işle geçmiş. Bin saat kamerada evet. kendime bakarak konuşuyorum. Yani delilik aslında Bak, Akıllı işi değil. Bin saatin karşılığında benim 1200 saatte bu işi yapan adam var bir senede. 1600 saatte bu işi yapan adam var. Seviliyor ki yapılıyor. Takdir ediliyor ki yapılıyor. O yüzden ödül alan bütün meslektaşlarımı kutluyorum. Aslında hepimiz bu ödüllere layığız. Sadece okullar bazen birimizi takdir ediyor. Bazen diğerimizi takdir ediyor. Ama bütün meslektaşlarımı kutluyorum. Ya şey dedin, şu onu biraz daha şey yapalım, açalım. Bazen dedin işte bu işlerde dedin internet mimine dönüşecek miyim derken insanların sana teveccüh gösterdiğini, senin yaptığın çok işi değerler, yani senin yaptığın işe değer verdiklerini görmen çok önemli bir şey, çok güzel bir şey. Ya onlara da yani, tekrardan bir teşekkür. Yüzde Bu öyle ara çok teşekkür ediyoruz. Magazin dünyasının içine girdim dedin. Yani İstanbul ya Teknik ya Üniversitesi'nin bizim... ödül töreni hariç bir yerde daha ünlülerle beraberdin Ünlüler bizim kanalımıza konuk oldu. Baturay Aa, evet, Özdemir. Baturay Bey, Baturay Bey ile beraber. Müthiş bir benim adam. Benim hocam Bielsan'ın son bölümünde. Benim hocam Bielsan'ın son bölümünde konuk oldu. Bence kanalda 900'den fazla video var. Kanaldaki en eğlenceli iş. Yani bir buçuk saatlik bir işim var mesela. Kenara al. Baturay Özdemirli program benim kanalımda olmasaydı. Yani videonun içinde ben olmasaydım. Büyük ihtimalle ben o videoyu ayda bir falan çamaşır asarken izlerdim. Çok güzel bir iş oldu. Yani kendim yaptım diye demiyorum. Hakikaten çok güzel bir iş oldu. Emek veren bütün arkadaşlar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz o videoda emeği olan. En çok da Batura'ya ve teşekkür edelim. Yani inanılmaz bir teveccüh gösterdi bize. Bir saat daha yayın yapalım abi. Biz normalde iki buçuk saat yapıyoruz falan deseydim. Hakikaten oturur bir saat daha konuşurdu. Bir korkunç zeki bir adam. Hiç konuşacağı şey durmayan bitmeyen derya bir adam. İki muhabbeti asla seni sıkmayan asla tekrara git girmeyen bir adam. Tabii ki yaptığı meslekle de alakalı. Ama büyük hayranlıkla videonun içinde yer aldım. Büyük bir hayranlıkla videodan ayrıldım. Kendisini çok seviyorum başarılarının devamını diliyorum. Zaten çok da başarılı olacak yani. Belli adam yani bu işte mahir bir insan olduğu çok belli. Ben Boturay ve şeyi çok yakıştırıyorum. Bir ara bir yaptı galiba onu. Talk show'u çok yakıştırıyorum. Biriyle paslaşsa acayip paslaşır bir adam gibi geliyor bana. Özellikle böyle Amerika'da falan ünlü konu kim, ama tarzı. ünlü gelmeden önce de şöyle siyasi olayları hafif bir belden boyundan girmeli bir Bölümü olan stand-up'lar, talk show'lar, gece şovları show falan var ya... Jimmy Kimmel, Fallon tarzı şeyler galiba. Çok yokuşturuyorum Baturay Bey'e o tarz şeyleri. Ya o tarz, rengini, tarz şeyler aslında... Rengini ve kumaşını çok yokuşturuyorum Baturay Bey'in. O tarz şeyler Türkiye'de çok yok abi ya. Ben kendime de bile olmayı yokuşturuyorum bu arada. Senden iyi bir... Ben yarışma sunarım diyorum ya. Ben kendime her baktığımda şey diyorum yani... Gerçekten bak bu arada bu. Aileler yarışıyor gibi bir programı inanılmaz sunarım gibi geliyor. İki aileden birer tane adama kafayı takarım ve full onun üstünden şakayla inanılmaz eğlendiririm insanlar gibi geliyor. Mesela bir enişteye takarım kafayı full onun üzerinden şaka. Mantıklı. Ben de sana Wipeout tarzı bir yarıştırmayı yakıştırıyorum. O da olur. O da olur. Yani bir, bir yarışma kendime yakıştırıyorum. Bakalım Elmi'cim ya. Yeni sezon kim bilir neler doğuracak. Tabii canım, daha Şubat'tayız. Önümüzde dolu dolu bir onay var. Oy. Baturay Bey ile alakalı benim de şöyle bir görüşüm var abi. Ben Baturay Bey'in ya bu işteki stand-up mecrasındaki en üretken insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ya YouTube'da Baturay Bey'in yanlış bilmiyorsam 3 veya 4 tane stand-up gösterisi var. Yani stand-up şovmenlerinin genel olarak bir gösteriyi çok uzun yıllar oynadığını biliyoruz. Baturay Bey bu kendi gösterilerini YouTube'da yayınladığı zaman bir daha oynamıyor. Çok üretken. Ya senin dediğin hani şu paslaşsa biriyle çok güzel bir program yapar dedin ya. Aslında bu bence onun üretkenliğinden geçiyor. %100 Katılıyor öyle çok musun üretken bana? bir adam. Çok çok katılıyorum. Ya Çok çok katılıyorum. Yani sana şöyle söyleyeyim. Bir challenge yapsak Baturay Özdemir'le desek ki 7 gün 1.5 saatten gösteri yapacaksın. Aynı şakayı yaptığında eleneceksin. Elenmeden 7 günü tamamlar. O kadar diyorsun. Çünkü şeyi çok fazla. O anda konuşulan konuya şaka uydurma işi çok fazla yani. Anlık bir buçuk saat sana akar hiç yani. Evet Kadıköy bugün Kadıköy'deyiz işte yolda falanı gördüm oradan bir şeye bağlar oradan bilmem niye bağlar tak öbürüne bağla buna bağlı ona kulp buna bir şey 3 saat hadi evindesin hoşçakal. Öyle bir adam. Doğrudur ben de Batur Özdemir'i bir kere Kenan Doğulu konserinde görmüştüm kendisi en öndeydi ben de orta arka diyebileceğimiz bir yerdeydim böyle de bir anım var. Uzaktan gördüm botelli. Kenan abi gelmedi ödül törenine ama Beran Hanım vardı. Ben Kenan abi derim yani o samimiyet artık o. <laughs> camiaların sen, çocuğu olduğumuz için. Sen Kenan, Kenan Doğulu tanı olduğunu söyleyelim birazcık. Oo. Kenan Doğulu çok seversin. Ben Ozan Doğulu'yu da çok seviyorum sana o kadar diyeyim. En sevdiğin? Ben, Kenan ben Doğulu bir Kemal Doğulu'yu sevmem Doğullardan. Kadir Doğulu'yu sever misin? Kadir Doğulu'yu da sevmem ya. Kadir Onlar Doğulu zaten... en, sev, en sevmediğim Kadir Doğulu benim. Neslihan Atasoy ile evli hangisi? Kadir Doğulu. Tamam en sevmediğim Doğulu o. Anne Yener'i de mahvet. Atagül bu arada hemen düzeltelim. Neslihan Atagül mü? Atasoy Aynen. pırlanta beni andı diyeyim. Belki haftaya bir şey seker be <laughs> en sevdiğin Kenan Doğulu şarkısı desem sana. Kurşun adres sormaz ki. Ooo güzel. Güzel tercih. Yaşına Senin? uygun bir tercih. Baksana abi şu yaş işini abi ya. <laughs> Benim tencere kapak ya en sevdiğim Kenan Doğulu şarkısı. Tencere kapak diye bir şarkısı yok. Neydi o şarkının adı? Tencere kapak değil mi? Tencere kapak diye bir şey ben hayatımda ilk kez duydum. Yani Kenan Doğulu tencere kapak ilk kez duydum. Şarkının adı tencere kapak sapık. Bu adam ne bir karaca reklamında falan oynamadıysa asla böyle bir hani script bile yoktur bu adamın hayatında tencere kapak diye. Şarkının adı Tencere Kapakmış bu arada. Büyük patladın. Sen büyük patladın. Harbi mi? Ben büyük patladım. Evet. Kenan abiden özür dilemeyi de biliriz. Ya Şarkıyı mırıldansam küfür yiyeceğim. O yüzden mırıldanmıyorum. Tencere Kapak ha. Gibi... Bu arada benim en sevdiğim evet. Kenan Doğulu şarkısı e, Kurşun adresi Dolmaz Ki Değil. Kısmetse olur. İlk sezon. <laughs> ne geliyor ya? Seran'la takılan köylü bir kız vardı. Sonra o köylü kızla yarışmanın finalinde kazanan Nur'la evlenen adam vardı. Bu ikisinin de adını unuttum. Bunların Batuhan'la Ram... evlenen Batuhan, heh, Batuan bu dediğim kızın bir bölüm random Ayça. dans ettik. Ayça değil. Bu Sera'nın takıldığı kız sürekli ağlama krizine geliyordu köylü. Bunun random aralarında hiçbir ilişki yokken aniden kalkıp dans ettikleri bir Kenan Doğulu şarkısı var. Benim en sevdiğim Kenan Doğulu şarkısı o da, <laughs> o şarkının da ismini unuttum. Yorumlar da gelir ya. Yarın arkadaşım, aşk ortağım benim. Ayrımsın, bilsen ne güzel derdin yollarına. Aşka türlü, aşka türlü, aşka türlü şeyler inmiş şarkının ismi. Biraz mırıldanıp hemen buldum. Senin Premier League Fantasy Nick'inin adı da Aşka Türlü Şeylerdi. Evet zaten. abi ya, şimdi hatırladım şarkını. Nasıl gelmedi? Evet. İşte ben aşka de sen söyleyince hatırladım. Aşka Türlü Şeyler. Aşka türlü şeyler. Güzel seçim. O aynı albümde bu arada tencere kapak. Albümün adı da aşka türlü şeyler. Düşün işte tencere kapağı ne kadar danlık olduğunu öyle düşün. Ben, ya. Yani <laughs> <laughs> benim sevdiğim şarkının yan ya üver Ya hiç Şarkı. şey demiyorum sana. Halkta bu arada tencere kapak çok daha teveccüh görmüş bir şarkıdır. Peki Başka bir şey öyle diyelim. Chat'te de yorum alalım bu arada. Yorumlarda göreceğim. Tencere kapakçıları da göreyim. Aşka türlü şeylercileri de göreyim de. Yine bu arada Hamilton, Tayyip Erdoğan'da o... seni. TikTok yorumlara bakıyorum, Instagram yorumlara bakıyorum. Seni dağıtmış. Halk teveccühü ya, gösterdi. Halkın şeyi çekmiş ya. Duyanlara, duymayanlara çekmiş bizim izleyicilerimiz. Halkın Öyle canı de, onu mi istemiş. Demiş. Sen sen hesaplarken bir böyle bir oylamayı Hindistan'ı, Afganistan'ı, Pakistan'ı yani dünyanın Çini, dünyanın büyük gariban toplumlarını unuttun. Sen garibanları unutur. Ha abi gariban nereden görüyor Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı tanıyor? Kardeşim o adam zaten siyasetle yoğruluyor gariban. Onun hayatında ne var? Bir tane gazete var. O gazetedeki figürleri biliyor. Yani o diyor Rusya'nın başı, o diyor Türkiye'nin başı. Yani en gariban adamı unuttun. Ya sandık bana ters bir tokat attı ya. Hayır dedik sen Bir ya. haftadır... Bir haftadır o tokatı tokadı sindirmekle uğraşıyorum. YouTube yorumlarda bu arada aşırı büyük bir Üstünün yoktu. Olay Instagram ve TikTok'ta oldu. Halk orada ama YouTube yorumlar. Sen kasa genç kardeşlerim. Yani Instagram ve TikTok'ta hezimete uğradım ya. E uğratırız. Yaparız o işleri yaparız. Halk, halkı anlamak özel bir ilgimdir. Yani bu ankette senin kazanmana vesile olan adam da halkı anlıyor. Yıllardır diyelim. Tabii onun da en büyük meziyeti <laughs> o. yani. Nerede ne diyeceğini biliyor. Da. Aynen öyle onun yolundan, onun izinden bir şekilde ankete kazandın. Seni tebrik ediyorum. Ben medeni bir insanım biliyorsun. Yenildiğimde evet. yenilgiyi kabul ederim. Bana sen sert böyle bir tokat bir şey attın. Çocuk. Sen, sen efendiliğinle, dürüstlüğünle namzet olmuş bir insansındır. Ben seni saygı duyarak izliyorum her zaman. Severek de izliyorum bu arada. Senin yaptığın işleri. Teşekkür ederim. Senden bunu duymak bir onur benim için. Onur dedim. Hemen onurla alakalı bir konum var. Fenerbahçe Antep maçı zira Türkiye kupasında Onur Yıldız. Maçın spikeri sigara içerken bir görüntü verdi. Ben görüntüyü görünce yüreğim dağlandı diye dediğim sana duygu yaşadığım duyguları. Ne düşünüyorsun abi Onur Yıldız'ın dertli sigara içmesi hakkında? Ondan sonra da sigaraya yeşil ay şeyi çık... pankartıyla çıkıyorlar maça. <laughs> evet evet öyle bir şey var. Hilmi'cim son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Senaryo geldi. Senaryo mu geldi? Senaryo geldi bana. Onur Bey şey diyor. Çok güzel yani hareket görüntü, diyenler diyorum. O, Onur Bey'in dediğine göre görüntü Türkiye şeylerinde yokmuş. Yani Türk uydusunda gözükmemiş. Yabancılarda gözükmüş diyor söyledi. Sen ama senaryo diye düşünüyorsun. Ben senaryo olduğu kanaatindeyim. Edit çıksın diye mi? Yaptı diyorsun. Ya orada o pankart çıkacak. Önden böyle bir mizansen. Oradaki çocuklarla kurulmuş gibi geldi. Yapılmış gibi geldi. Abi set editlere feci malzeme olur. Her yerde görünürüz gibi geldi. Ha. Çaba geldi. Biraz çaba var gibi geldi. Çabayı hissettim adeta. Olabilir. He, çaba varsa bile yerine ulaşmış diyelim yani çabası. Tabii canım. Varsa da saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu hafta her yerde Onur Yıldız'ı gördüm ya Twitter'da. Perşembe gününden itibaren. Aynen öyle. Ama üzücü bir görüntüydü ya benim biraz içim burkuldu. Senin için burkulası varmış diyeyim o zaman. Burkulası hep olur benim içimin. Üzüldük yine. Hakutex be 1.35 tweet. <laughs> Bugün yine atar. Biz ha, tabii, bu, bu kayda alırken gece büyük ihtimal <laughs> o üzünlü tweet gelir yine. 1.35 set. Ryan Gosling cama kafayı yaslıyor. Pedeliko Chiesa top sürmeye çalışıyor. Tabii Kere tabii. Düşüyor. <laughs> Gol atıyor bu arada. Ama evet. inanılmaz bir yüzüm var. Peki İlker'in bu kadar dedi tapması, bu kadar üzgün takılmasını neye bağlıyorsun? Bu çocuğun sorunu ne sence? Ara işte. Ekmek avda, Avda. Aynen. Avda. Avda. Yüzde yüz avda. Fakultex İlker'i çok iyi tanıyan biri olarak bir şey söyleyeyim. Söyle. <laughs> <laughs> Asla üzgün bir insan değil. Yani burada Fakultex İlker gerçekten üzgün diye düşünüp üzülen bütün insanlara Yüzde yüz yani ra, gönül rahatlığıyla bunu açıklıyorum. Hiçbir üzgünlüğü yok bu adam. Halkımız ya bana bu arada ben bu, Ben bu adamın ailesiyle tanışma fırsatına da eriştim. yani en mutlu insanlarıydı galiba? Ya bu adamlar üzülecek bir şey yoktu. Yok ya bu adam. Bir eli yağda bir eli balda ya. <laughs> <laughs> Beni <de gülüyor> daha fazla konuşturmayın <gülüyor> ya. <gülüyor> ya da Konuşursam Ay... sıkıntı olur. Sus susuyorum ya. Konuşsan ağır konuşursun. <laughs> Konuşursam başka şeyler konuşacağım. Gerek yok. <laughs> Bence ona da bir selamımızı göndermiş olalım. Severim çok severim ama e, üzgünlük işi çok ağır kolpa yani. Buradan şeye bağlamak istiyorum. Ağır kolpa olmayan bir üzgünlük geçirdin günün erken saatlerinde. Telefon kazası yaşadın. Of evet ya. Bunu benle bir paylaşmıştın. Bir de izleyicilerimiz öğrensin. Göt cebinden düşürüyorum telefonu arabaya binerken. Evet. Sonra markete gittim. Birkaç eksik daha vardı. Düşürdüğüm yer de ana cadde. Ana caddede telefonu düşürüyorum. Arabaya biniyorum. Sonra markete gidiyorum. Telefonumu, cüzdanımı alıp markete gireceğim. Telefon yok. Arabanın altını ara, üstünü ara, sağ ara, sola ara. Yok abi. Arabayı bir kenara çekiyorum. Bütün paspasları kaldır bilmem ne yok. Şeye dönüyorum. İlk A e, alışveriş yaptığım yere. yere dönüyorum. İşte bir e, temizlik ürünleri aldığım dükkana dönüyorum. Kardeşim diyorum ben burada telefon bıraktım mı? Yok abi. Beni bir çaldırır mı? Çaldırırım abi. Çaldırıyor. Ses yok. Asla ses muydu yok. Başlayabiliyor peki telefona? Evet çalıyor. Telefon çalıyor. Ha. Eve döndüm. Ben dedim telefonu çaldırdım. Yüzde yüz dedim benim telefonu çaldı. Yani çalındı yani. Bir şekilde orada markette temizlik ürünlerine bakarken ederken biri cebimden aldı yani hacı evet. gibi geziyorum evin içinde. Ondan sonra dükkanda da yok. Eve gittim. Bu iPhone'umu bul işi var. Bunu yapıyorum. Bir... Abi arabaya bakıyorum. Yok arabada ses. Nerede diye gösteriyor. O temizlik ürünlerini aldığım yerde gösteriyor. Allah Allah. Im. Abi dedim %100 çalındı. Ama diyorum ki çalan adam niye kapatmadı telefonu? Telefonu çalmışsın kapatırsın. Yıllarca telefon çaldık. <laughs> yani böyle, böyle <laughs> anlatmayayım da. Yani, <laughs> yani kapatırsın. Abi gidiyorum oraya. Orada başka dükkanlar falan da var. Ya diyorum size hiç böyle hani yolda bir telefon bulup verdi mi? Hani kayıp telefon vardı. Yok abi de kimse bir şey vermedi. Abi umutsuzluktan kafayı yiyeceğim. Temizlik ürünlerini aldığım yerde bir tane motor park etmiş. Allah gözüme gönlüne getirdi. Benim telefon motorun tekerleğinin altında. Ayda. Ve camı tuz buz. Tuz buz. Ve şey bir cam da değil ee, hani e, aç dü açma düğmesine basıyorum garip bir ekran çıkıyor cam da değil tuz buz bir cam açma düğmesine basamıyorum bir cam ya, basıyorum e, ama böyle yukarıda bir yeşil bir çizgi çıkıyor aşağıda bir yeşil bir çizgi çıkıyor yani bitmiş bu evet. telefon dedim ben bu dedim çöp herhalde neyse ondan sonra işte apple zorluya götürdük orada işte dediler bunu değiştiririz ederiz ee, ön kamera bozuk Face ID çalışmıyor Cam tamamen bozuk Ön kamerayla Face ID yaptıramadım Ona bayağı zaman istiyorlardı ama Cama hemen veririz dediler Camı yapım verin dedim Yaptırdım e Bu arada hani kıra neden olursa Merak ediyorsa fiyatları e, 15-20 bandında Hasan abimin cebindeki bozuklarla Verebildiği bir paraydı bu Sonra merak eden varsa <laughs> Şöyle söyleyeyim sana <laughs> Ee, önümüzdeki 3 ay evde bırakacağım telefonu evden çıkarken. Yani <laughs> yani yaptığı harcamanın hayatıma olan etkisi diyeyim. İnsanlar az çok bir şeyler anlar. Sen şimdi Rumeli Hisarı'nda oturan bir birey olarak... Ben Rumeli Hisarı'nda oturmuyorum İlmi'ciğim. Bunu daha önce de yaptın. Ya İlmi. halkımız senin şatoda oturduğunu biliyor. Ben Rumeli Hiç. Hisarı'nda oturmuyorum. Şatoda da oturmuyorum. Bir apartman dairesinde yaşıyorum. Mesnetsiz iddiaların Eee artık ne diyeyim? Yani. Ya işin özü arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hasan abi telefonu kırdı. Sonra cebini bir yokladı. 15 kağıdı çıkardı. Hemen halloldu iş. Bu kadar yani. Cebi yokladı bu arada. Varlığından haberdar değildi. Şöyle söyleyeyim. Eee ekside olmadığım hiçbir banka yok. Ama Hilmi Tom böyle diyorsa da böyledir. Diyecek de bir şey yok. Halkımız doğru olan tarafı biliyor burada. Tabii tabii. Halkımız mutlaka doğru olan tarafı biliyordur. <laughs> Halkımız... Halkımız ne zaman bilmediler konuda... ki? Halkımızın doğru tarafı bilmek gibi bir huyu var. Kötü bir huyu vardır. <laughs> doğru. Böyle bir huyu var halkımızın. <laughs> Buradan biraz bu hafta bizim gündemimize daha yoğun bir odak oldu ama genel geçer gündeme de biraz geçeyim. Abi dün ilk defa Amerikan futbolu maçı izledin. Super Bowl vardı. Yani Kansas City Chiefs'in uzatmaları da kazandığı bir maç oldu diyeyim. Hayatındaki ilk Amerikan futbolu maçını nasıl buldun? Uyuyakaldım. Tam yani uyuyakaldım. Dim gibi olmuş. Ee, Aşırın şovu falan bile izleyemedim. Korkunç sıkıcı. Maç bence korkunç sıkıcıydı bu arada. Yani sporu hemen öldürmek istemiyorum. Ee, maç çok sıkıcıydı bence. yere kadar. Belki bir yerden sonra açılmış olabilir bilmiyorum. Hastaları, gurmeleri yazar onu. Yani ben inanılmaz sıkıldım. Spora bir şans daha verilebilir. Önümüzdeki seneki Super Bowl'u da izleyeceğim. Yani yine ekran başına oturacağım diyeyim. İzleyeceğim iddialı olabiliyor. Ee, devre arası şovunun aşırı olması da beni uyutan şeylerden biriydi. Yani gerçekten doğru düzgün bir şey olsaydı beklerdim. Ya ben, aşırıla benim, benim Ludacris tamam, falan ilk, da geldi. İlk Amerikan bolum da ilk devre arası şovu izlemem diye bu. Ben çok ne devre arası şovları izledim abi sabah ya, uyandım, bir bakayım dedim. Ya yani aşırın abi aşırı dediğin adam Amerika'da İzzet Yıldız andır ya. Yani. <laughs> Aşır harbiden Amerika'nın İzzet Yıldız anı sence. İzzet Yıldız abi ün olarak. Bak Amerika'daki bütün ünleri alt alta yaz. <laughs> Türkiye'deki bütün ünleri alt alta yaz. İzzet Yıldızan'ın geldiği sırada soluna bak. Amerika kısmına bak aşırı yazar. Bu arada Ludacris'te bence Özcan Denizi. Ya, aşağı yukarı. Yani aşağı yukarı diyeyim ona da. Ama yani biz ne şovlar izledik abi Michael Jackson'ından tut Eminem'ine onunla bununla Keti perisi bilmem nesi Beyoncé Beyoncé nerede bunlar ya? Taylor 12 Swift çok iyiydi ya. E Manita oynuyor baba çık bir devre arası iki tane bir şey oku ya. Ya Taylor Swift'le alakalı spikerler şöyle söyledi abi. Taylor Swift'in biliyorsun Kanye West'le alakalı olayları var ve albümlerinin yayın hakları Kanye West'in albümlerinin yayın aktarıyla aynı yerde galiba. Bunu bir arkadaşa teyit ettirdim. O yüzden albümlerini kendi Taylor's Version diye bir daha kaydediyor. O tamamen kaydettikten sonra bütün geliri kendi cebine almak için bekliyormuş. Ondan sonra Super Bowl gösterisi yapacakmış diye bir duyum çok aldım. Çok zeki bir kadın bu arada. Dün yine maçta falan kameralarında. Çok zeki bir kadın. Bak di, di, hala Amerikan Başbak Donald Trump falan hakkında konuşmaya başladı. Sana söylüyorum. Yavaştan Amerikan Başkanlığı yolu var bu kadın. Bunu çok daha önce ilk belki dünyada biz söyledik ha bunu. E-rapor ekranlarında söyledi ilmi. Evet. Kaçırıyor insanı. Söylemiştim. Allah kaçırıyor. Super Bowl'la alakalı bir de şeyi söyleyeceğim sana. Enginki haliyle mentionlaşmaların. Abi Engin abi. Engin abi şu an nerede acaba? Hangi maçı anlatıyor? Ya? Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Engin abiyle ilgili en üzüldüğüm insanı söyleyeyim mi? Evet. Daha doğrusu en üzüldüğüm değil. Engin abinin en üzüldüğüm özelliği. Nedir? Türkiye'de bir evi olması. Niye nasıl yani? Niye evim var ki abi? Ne işini yarıyor ki adamın evi? Engin abi hiçbir zaman İstanbul'da değilken ne yapıyor evi? Engin ya abinin Engin... hayatıyla kıyaslanabilecek hayatları söylüyorum sana. Şoray Uzun'un hayatı. bir bildim. Ayhan Sicimoğlu. Ayhan, Ayhan Sicimoğlu. Sicimoğlu Ayna programındaki adam. Ya Engin abinin bu adamlardan farkı şu. Engin abi bir de maç anlatıyor bunu. Tabii sonra. tabii. <laughs> Engin abinin farkı şu. Ayhan Sicimoğlu gündüz, akşam Valencia Getafe'de maç bir anlamda ya Valencia toparladı bakalım. Dört maç bir galibiyet falan diyen adam. Müthiş bir adam ya. Hayretle izliyorum Engin abinin hayatını ama dediğim gibi Engin abinin kalıcı bir ev hayatı olmasına ben şaşırıyorum. Yani gerek yok be abi eşyadır, ev, evdir bilmem nedir bu kira İstanbul'da bu kiraların olduğu bu dönem. Zaten 3 gün İstanbul'da. Bir senede. Onda da yanlış anlama şey anlatıyor. Mesela Galatasaray Sparta Praha anlatmaya geliyor İstanbul'a. Evet evet öyle şeyler için geliyor ya. Çok uğradığı bir yer değil Yok, Yok abi ki. tiksiniyordur ya. Adama diyorum ki ya Super Bowl'da takip edilecek hesap var mı diyorum. Super Bowl'dan fotoğraf atıyor mesela. Ya gördüğüm en garip şeylerden biriydi o ya fotoğraf. Ya beni, kış, beni bilerek yapıyor ya. Beni üzmek için yapıyor ya. Ama seviyorum ya Engin, Engin abi. abi. Çok kaliteli, çok düzgün bir insan. İşini de çok güzel yapan bir insan. Ee, Engin abiyi seviyorum. Ya Engin Kahale bence şu anki spor yorumcular arasında en iyilerden biri maç anlatım sırasında. Ben benim en öyle. beğendiğim. Benim en beğendiğim isim Engin Kahale. Yandan ses, konuda. yandan ses adam işinde bir numara bence. Evet, evet onda onda bence girmiyor, de bir numara. az topa giriyor. Girdi mi sağlam giriyor. Spikerin işini çok kolaylaştırıyor. Spikeri yormuyor. Spikeri kolaylaştırıyor. Alveri iyi adam. Yormuyor. Kibar bir insan pot kırmıyor çok fazla şeye basmıyor böyle ağır ağır işlere girmiyor hakikaten yaptığı işte bir numara ben de katılıyorum sana yan adam olmayı Ömer Üründül pozisyonunun bir numarası evet ya bu kadar yer gezip Almeyra'ya ye hakim olması işini hiç anlayamadım ya abi hakikaten bir hmm. de şey de mesela <laughs> yani bu kadar yolculuk yapıp dönüyor iniyor mesela Almeyra maçı diyor ki Almeyra'da diyor son 4 maç falandı filan da abi sen Almeyra'nın son 4 maçını izleyebilecek bir hayat yaşamıyorsun ki ya. Sen sürekli yollardasın ya. Senin söyleyebileceğin yorum yok. Mesela ben Engin abinin hayatını yaşasam bütün hafta şey anlatırım maçlarda. Ya e, Özkan'ım valla Valencia T'ye uçağı gibi ama e, Almere bugün Pegasus. Param varsa oynar yoksa oynamaz. Yani öyle hani bütün <laughs> havayolu şirketleriyle anlatırım maçı yani. Başka bir şey görmüyor ki adam yani. Ya Engin abi Enes Ünal ve Lajarius Sini'yi aynı anda hakim olan çok Evler çok az insanlardan biri. Aynen öyle. Ya Super Bowl başlıyor diyor ki ya işte böyleydi de şöyleydi. Super Bowl'a fikri var mesela. Engin abiye de Bak, selam futbol, yollayalım. Futbol anlatıcısı ya futbol yorumcusu. Amerikan evet. futboluna yorum yapıyor. Ve mesela çok ciddi bir basketbol izleyicisi biliyor musun? Baya böyle yuvalik Euroleague bu... ciddi izleyicisi. Bilmiyordum bunu. Bak çok ciddi bir basketbol izleyicisi. Bu yani arada Amerikan akatlarda, futboluyla alakalı... Akatlarda falan boş zamanında yıldız kayması gibi tabii. Her zaman denk gelmez. <laughs> boş bir gün görürsün yani. Mutlaka yılın birkaç günü görülür. Güneş tutulması gibi. O da şeydir ya işte Galatasaray Sparta maçından önce çarşamba tabii. geldiyse akşam bir akatlara uğrayalım. Engin'im sana var. çarşamba iş var. Fenerbahçe, Aze Alkmar. Of ya o zaman bir dur 2 saat önce Beşiktaş maçı varmış. Hemen onu bağlarak katlardan öyle gider Kadıköy'e. Az Asya Altmar maçına. Ya, bu, geçen mesela şeydi işte Super Bowl'dan önce oğluyla beraber Esport Plus'ın Instagram hesabında video çekmiş. Onun altına işte birkaç tane yoruma falan mı cevap vermiş. Nerede gördüğüm hatırlamıyorum. Maçta dediğine yakın bir şekilde şekillendi. Yani onu da tahmin etti. Onu da biliyor. Biliyor. da biliyor. Almiray'ı yani şey de biliyor. Hetafe'yi de biliyor. Çok enteresan bir adam. Selam yollayalım. Bir selam olsun. Severek, severek izliyoruz. Ya benim tahminim uyumuyor. Ya uyku işini salladı. Yani bir veya uç uçak yolculuklarında uyuyor da olabilir. Ya da aynı veya uçakta da full uyuyor. Acı yakışıklı gibi. Ben acı yakışıklıyı gördüm. Uçağa bindiği dakika Uyuyordu Yanında Zafer Şahin vardı mesela. Zafer Şahin bütün muhalif gazeteleri okuyordu böyle. Ne olmuş ne Hani bunlara cevap veririz gibilerden. Ama acı yakışıklı içi ya dedi bir 15 Temmuz patlatır devam ederiz dedi koydu kafayı uyudu mesela. Engin abi de, de bu performansı bekliyoruz. Engin yani. abi de de bu bu benzeri bir iş olabilir. Normali o. Aynen öyle. Şimdi e Engin abi futbol yorumcusu. Ben Engin abin de bu konuyla alakalı fikrini merak ediyorum ilk Oy. önce sana sorayım. Ne geliyor? mavi Mavi kart kuralıyla alakalı bu hafta içi böyle bir şey çıktı. Futbola bir ara kart. Üçüncü kart. Mavi olacakmış rengi. Böyle bir denemeye başlamış FIFA. Ne düşünüyorsun abi? Futbola sence üçüncü bir kart gelmeli mi? Ya futbola keşke şöyle bir kart gelse. Şu an FIFA'nın içinde yer alan herkesi... FIFA'dan Futbama def kartı. etme kartı gibi <laughs> bir kart gelse mesela. hemen o kartı kullansak. Yani her yaptıkları iş saçmalık. Yani şimdi bu mavi kart dediğin iş... O Tottenham'ın hocasının açıklamaları var. konuyla ilgili. Yüzde yüz katılıyorum. Ben yani de çok onu söyleyecektim. Tam. Futbol zaten yavaş hızlatmaya çalışırken... Bir takım 10 dakika 10 kişi oynayacak. O 10 dakikayı yani yerden kalkmaz. Taça gitmez. 10 dakikayı yedirecek de yedirecek. Öldürecek de öldürecek. Bu mu futbolda zevkli yapacak? Bunun futbolu daha zevkli yapacağını hangi şuursuz inandı ya? Bu tamamen şuursuzluk ve Tottenham hocasına %100 katılıyorum. Futbolu daha da yavaşlatırıp daha da sıkıcılaştırmaktan başka da hiçbir şey değil bu olay. Yazık de oradaki fikir vericilere ya. Arsen Wenger falan çok bu ara FIFA'da danışman pozisyonunda çok bu işlere o giriyor. Ya hoca bunadın mı ya? Hafiften bir demans işleri mi başladı Arsene Wenger'de? Arsene Wenger bu kadar aptal bir adam değil ya. Evet evet Arsene Wenger bu arada FIFA'da çok aktif rolüdür evet, galiba. Evet evet bu yeni kural işlerine falan o bakıyor. Yani bu saçmalık abi bunları kim buluyor ya? Dün Afrika Kupası finalinde Infantino'nun arkasındaydı Arsene Wenger. Arıza var zaten Infantino'da çok büyük arıza var. Üstüne şeyde de arıza var. Arsen, Arsen da var. Arsen bir demansa benzer bir iş var büyük ihtimalle. Ya FIFA'nın yerinde olsam getireceğim adam belli. Panathinaikos'tan çeker alırım. Bu işte de o halleder anca. Arsen Wenger'i yenmişliği de var. iki Mert defa. Çetin mi? Yok. <laughs> Aynen Mert Çetin. Panathinaikos'un başındaki He. imparatoru bu işe getirdim. Ben bu arada yani. FIFA'ya Mert Çetin'i daha uygun buluyorum. Çok fazla yabancı dil biliyor. Finans, Infantinom. Finance Infantinom yazar mı? <laughs> Seçom. İşte <laughs> PSG başkanını bağladım. Ya sen var ya bir tanesin bir tane. Koşuyorum. Uçuyorum. <laughs> Koş, uçuyorum. <laughs> PSG başkanı harbi böyle bir fona girse uçarsın bu arada ya. Onu da harbi Mert çetin bağlar. Tabii tabii. Başkanım bir Bak koyacaksın, üç alacaksın. E adam der ki yani niye ihtiyacım yok ki? <laughs> niye koyacak ki? <laughs> niye, niye böyle bir şey yapayım ki? ESG'nin başkanı AB Candır bu arada. Biz hala Musrati'yi çözmüş. Artık Beyin Sports'a daha az sallayacağım. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ona da bir teşekkür ederim. Bu arada PSG ne olacak da... ihalesi Beyin Hiç konuşmuyorsun bu işleri. Yayın ihalesi... Beyin alacak yine Geçen... diyorlar. Evet, evet. Geçen haftalarda Yağız Sabuncuoğlu girenleri açıklamıştı. Es yani Beyin alacak gibi beyin... Aynen. O kadar galiba. Ya Beyin Sports'un almasına halkta bir tepki var. Ama Win Sports yani yine bir yıllık anlaşma yapmazsa bence kalite biraz daha artar. Ben bin Sports'un bu seneki performansını biraz ya belki almayız kafasında çok yatırım yaptıklarını düşünmüyorum açıkçası. Hem spiker kalitesi olarak hem kamera sayısı olarak hem yayın kalitesi olarak bu sene çok kötüler. Ben de kabul ediyorum. Ama uzun vadeli bir anlaşma yaparlarsa bu yayındaki eksikleri bir nebze giderebileceklerini inanıyorum açıkçası. Sports'ta alınan çok doğru bir karardan bahsedeceğim burada. Geçenlerde kulağıma geldi. Evet ee, takım muhabirlerini çağırıyorlar abi diyorlar ki siz 10 buradaki kulüplerinizdeki gelişmeleri taraflardan taraftarlardan korkup ya da kendiniz çok fazla bu taraftarla kapılıp anlatmıyorsunuz paylaşmıyorsunuz muhabirlik yapmıyorsunuz üçünün de e, sürgün gibi Anadolu'da muhabirliğe gönderiyorlar üç takım muhabiri ve İlk defa duyuyorum Üç bu. takımın muhabiri de kendi takımın taraftarları olmayan diğer muhabir çocuklardan seçiyorlar ve koyuyorlar. Bütün gazetelere, bütün televizyonlara ricamdır, isteğimdir, arzumdur bu iş. Muhabirin muhabirliğini yapabilmesi için artık o takımın taraftarı olmaması lazım. Bir gazetedeki bütün Galatasaray muhabirlerinin Fenerbahçe'li olması lazım. Bir gazetedeki bütün Fenerbahçe muhabirlerinin gazeteli olması lazım. Dağıtacaksın. Rastgele vereceksin. Rastgele e bu seferde vereceksin. bu sefer de milleti şey yapmak için yalan haber çıkarma olmaz mı abi? 20'cim. 11 vermiyorlar. Bile iste. Çünkü niye tepki görür camiadan? Transfer haberi vermiyorlar. Transferde onlara verilen rakamlar dışında bir rakam yazmıyorlar. Bir yönetici onlara kaç euro demişse o kadar euro yazıyorlar. Bunların gazeteciliği nereden kaldı kardeşim? Bunların gazeteciliği nerede? Ha sen de diyeceksin ki ya Fenerli olsa e, ekstra yapmayacağını belli. Ya da Galatasaraylı olsaydı. olsa. İşte onu diyorum. Abi o zaman onu da kovacaksın başka birine getireceksin. Türkiye'de fanatik, holiga, muhabirliğin bitmesi lazım. he Türkiye'nin şu an en iyi haber veren adamı kim? Yağız Sabuncuoğlu. Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçeli abi. Ama Yağız Sabuncuoğlu haberlerinde bazen üslup olarak ton olarak Galatasaray'da rahatsızlık verse de bugün Galatasaray'ı en sevmeyen adam da haberde Yağız Sabuncuoğlu falanca Galatasaray'da deyince ona inanıyor. Niye? İşini doğru yapıyor. İşini o seviye yapan adam istediği, takımı, istediği tutabilir. takımı tutabilir. Ama takım muhabiri yani 11'i veren adam maddi detayları paylaşan adam. Ya mesela Galatasaray 11'i vermek, Fenerbahçe 11'i vermek şu an maçtan 2 gün önce çok ciddi şey biliyor musun? Hiç yersin yani. Ulan bu adamın işi bu mesela. Yani biz buraları kaybettik. Buraları unuttuk. Eskiden maçtan önce bütün spor Tabii. kanallarında muhabirler muhtemel 11 paylaşırdı mesela ya. Beşiktaş'ta bir ara bazı muhabirler her hafta 11'i biliyordu. Niye? Övün çözdüm. İçeriden birini yakalamış, yakalayacak muhabir işi bu. İçeriden birini yakalamış, her hafta buna doğru 11'i attırıyorlardı. Başka muhabirler hep bir hata, iki hatayla oynuyorlardı. O mesela hep tak vuruyordu, tak vuruyordu, tak vuruyordu. İçeriden adam yakalamış, e, muhabir budur abi, haberci budur. Ama biz ne yaptık? Haberi vereni dövdük, haberi vereni dövdük. Bugün geldiğin nokta bu. Türkiye spor muhabirleri alakalı şey söyleyeceğim abi. Bence en iyi dönemi NTV Spor'da Galatasaray muhabiri Evren Göz, Beşiktaş muhabiri Övünç Özlem, Fenerbahçe muhabiri Onur Tuğrul kendi. Ya bu üçü genelde mesela muhtemel 11'de yanılmazdı. Galatasaray elde olduğum için Evren Göz'ü daha çok biliyorum. Evren Göz transferde hiç yanılmaz mesela. Bir tek Kvadova Somah transferinde yanılmıştı. Ya onlar bu üçü NTV Spor'da bu işin başını çekerken çok iyiydi o iş. Muhtemelen 11'ler hep verilirdi. Transfer haberleri verilirdi. Birinden linç korkusu yoktu. Ki sosyal medya bu o kadar gelişmemişti. Belki onun da etkisi vardır. Dediğin gibi mesela bu 3 muhabir sonra da spor yorumculuğuna kaydı. Bir de bak On... o zarar. Yani çok iyi muhabirlerimizi spor yorumculuğuna aldık. Niye? Yani adam çok iyi haber veren bir adamken adama dedik ki ya bir de şunları bir yorumla bakalım. Yani niye yorumluyor abi? Ya bunlar çok kıymetli adamlar. Bunlar bana haberi getirecek adamlar. Biz bu adamlara diyoruz ki ya bir, bir, anlat bakalım nasıl transfer şu. Ya onu da başkası anlatsın abi. Onu da başkası anlatsın. Bak bugün Beşiktaş muhabirlerinin en çok dayak yediği mesele ne biliyor musun? Hepsini. Transfer haberlerini yorumlamak. Transfer haberlerini yorumlamak abi. Transfer haberlerini yorumlamak. Yorum kattıkları her gün dayak yiyor bu adamlar. Mesela isim vermeyeyim Beşiktaş muhabirlerinin ciddi bir kesiminin Beşiktaş'ta çok övdüğü bir yönetici var. Adamı evet. bir övdüler inanılmaz övdüler ama yerlere göklere sığdıramadılar. O sene sonunda o adamın ilgilendiği branş kümeden şey döndü ucundan döndü. Bu sene adam hatalarından ders çıkarmış koçu değiştirdi İşte sportif direktör getirdi transferde işte geride durdu genelde takımına sahip çıktı orada bir şube yöneticiliği yapıyor. Yani bir, bir adım geri attı oradaki o yapıyı kurdu bir adım geri attı ya bu sene bakıyorsun çirkin şekilde övülmeye devam ediyor bak çirkin şekilde övülmek ne demek biliyor musun göze batırma seviye övmek şimdi diyorsun ki ya adam buranın yöneticisi ne yapıyor bir e, takıma sahip çıkıyor tamam atamaları yapıyor tamam niye bu kadar bu adamı aşırı sürekli i̇şte o yorum yapan muhabirler yüzünden kaybediyor adam o adam muhabirlerin yorum yapma huyu yüzünden kaybediyor. O adamla ilgili muhabirler bu toplara hiç girmese o adam çok daha sempatik gelir çok daha fazla insana. Ama adam da bunun farkında değil. Onu övenler de bunun farkında değil. Çünkü yapay övgü yani gerçek övgü, öven de vardır bu arada. Yani gerçekten adamın yaptığı işi ben de... Bu arada ben de bu sene adamın yaptığı işi beğeniyorum. Ama gerçekle yapay çok ayrılıyor abiciğim. Ve taraftar bunu fark ediyor Taraftar bunu fark ettikten sonra da Mısır sultan olsan toparlayamıyorsun O yüzden Mesela bu Beşiktaş'taki son seçimleri de Muhabirlerin yorum yapması çok kaybettirdi Kaybeden taraf Çok fazla belli ettiniz O kadar fazla girmemeniz lazım Siz habercisiniz. Yani Bir habercinin hiçbir zaman yorum yapmaması lazım Ben bu kanıdayım Abi Beşiktaş muhabiriyiz Beşiktaş'ı da çok seviyoruz Beşiktaş'lıyız niye yorum yapmayalım Abi yaptığın sürece kaybedersin. Yani burada bir kardeşin olarak sana bir söylemiş olayım. Yani yapan herhangi bir muhabire ya da abin olarak sana söylemiş olayım. Kaybedersin yani. Samimi durmuyor. Güzel durmuyor. Çiğ duruyor. ben Galatasaray için de böyle bu arada. Güzel bir yerden çıkıldın ya. Yani. Ben de sana genel olarak yakın düşünüyorum bu konuda. Ama yani işini çok iyi yaptığın sürece Tabii ya savunucu olduğu gibi yani yorum yapsan da çok bir şey değişmiyor ama o, o, yani o raddeye gelebilmek için işini çok çok iyi yapman lazım. Ya bu arada Yağız Sabuncuoğlu doğru bir örnek değil. Muhabirliğe örnek olabilecek, idol olabilecek bir adam değil. Çünkü yani Yağız Sabuncuoğlu çok farklı bir muhabir. Yani bugün çok az muhabirde o kadar connection network vardır. Yani Menajerler, kulüp yöneticileri yani o adamın koyu Fenerbahçeli olması ve yazdıklarında bu, bu koyu Fenerbahçeliliğini belli ediyor olmasının o adama bir zararı yok artık. O adam o bir şeyini kurmuş. Habercilik tezgahını kurmuş. O tezgaha dağılmaz o adamın. Ama sen onu örnek alarak bu yoldan gidemezsin. Çünkü sen o kadar network sahibi bir insan değilsin. Sen o zaman çiğ duruyorsun. Ben bunu söylüyorum. Evet ya bu konuda benim beğendiğim bir isim daha var. Ertan Süzgün o da. Oo, %100. Mesela hiç hiç yorum yapmıyor Ertan Süzgün. Ama bak trans... Ertan Süzgün de... Ertan Süzgün de... E, YouTube kanalında yorumculuk yapıyor. Ben mesela Ertan Süzgün'e de... Onu doğru bulmuyorum mesela. Çünkü niye? Bir gün Ertan Süzgün de bir laf edecek... O lafı yüzünden linç yiyecek. Bam gün. Ama çok o topa girmiyor ya. İşte, o linç edecek Aşırı toplara gir... girmiyor. Ama girdiği gün niye o da linç edilir? Çünkü millette... Yorum yapan haberciye... Sen niye yorum yaptın tepkisi her zaman olur. Çünkü haberci dediğin adam... Hep en ortadaki adamdır. Orta direk. Orta direkliğim e, bozuluyor yorum yaptığın gün. Gazeteci objektif olmalıdır. Yüzde yüz. Gibi mi düşünün? Yani. Aynen. Çünkü niye biliyor musun? Mesela Türkiye'deki gazetecilik niye berbat halde? Bir yere mutlaka yakın oluyor. O kötü. Çünkü Sa e, mesela muhalif, muhalif kanal. Berbat bir laf bu. Bir kanal için. Yandaş kanal. Yandaş kanal ne kadar berbatsa muhalif kanal lafı da o kadar berbat bir. Laf. Çünkü yan, işte muhalif gazete. Berbat yani çöp demek muhalif gazete. Gazete dediğin şey senin dinsiz, ırksız ve siyasetsizdir. Hiçbir dine, hiçbir ırka, hiçbir etnik veya siyasi kimliğe yakın olan bir üründen gazete olmaz. Olsa olsa kağıt parçası, çaput olur. Ya da haber kanalı olmaz. Haber haber ağzında taraf olmaz. Ya şeyi tabii haberi şey girersin orada işte içinde bulunduğun ülkenin 19-20 yaşında pırlanta gibi evlatları ve toprağa düşmüştür orada tabii ki tarafsın. Da tabii ki ona göre anlatırsın. Yani gülümseyerek bugün 5 şehidimiz var falan diye anlatmasın. Orada bir ona göre uslubuyla anlatırsın ama onun dışında hani böyle şehadet, şehitlik gibi durumlar dışında net, düzgün neyse o ver Devam et olman lazım. Ya senin dediğin şey aslında şu, sadece sporda değil, Değil siyasette değil? veya ba başka her şeyde haber dediğin şey zaten sana tarafsız gelip senin onu kendin yorumlaman lazım. Bu günümüz spor gazetecilerinde veya siyasi kanallarda da sana haber zaten yorumlanmış bir şekilde geliyor. Haber değeri olmuyor artık. Sen Tabii yorum, canım. ya bildin, yorumu izliyormuşsun gibi oluyor. Aynen öyle. Sana yorum, saf bir şey gelmiyor. Sana entegre edilen bir şey var. Senin aslında haberi kendin alıp kendi içinde zihin değirmeninde yoğurup kendin bir şey üretmen lazım. Kendi fikrini ortaya çıkarman lazım. Ama günümüzde böyle bir şey maalesef yok. Mümkün değil. Buradan abi son konuma geçiyorum. Bir hyper-bureaucracy geç ve bu gündem çok yoğun bu hafta. Survivor. Survivor. Tur abi veda etti. Tur abi e, yani bana sorarsan bir hani kendimi Survivor gurmesi olarak görürüm. Tur abi'nin vedasında Sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Yani yani gözümle görsem inanırım ancak Turabi'nin vedasını sakatlık olduğuna inanmıyorum. Ee, turabi A, Acun acunuluculunun bu seneki tavırlarından morali bozuldu ve gitti. B, gerçekten artık tur, turbo Turabi olamadığını gördü ve sağda yenilmek istemedi gitti. Ee, A'ya daha yakındım geçen hafta. Bu hafta B'ye daha yakınım. Ayrılık storiesini okudum. Dur abi çok öz lafıyla yap icraatı bir bir adam. Eğer gerçekten diyorsa ki Acun Bey ve ekibi beni hep desteklediler, hep yanımda oldular. Gerçekten oldular ki diyor. Yoksa mutlaka ufak da olsa bir şey derdi. Ee, Tur abi mücadeleyi gördü. Bu mücadeleden çıkamam dedi. Yani bu sağlık durumumla çıkamam dedi. Bu Survivor hakkımı ben e, başka bir sene kullanayım dedi ve ayrıldı bence. Ee, mutlaka Survivor'da bir kere daha yarışacaktır en az. İnşallah tam sağlıklı gelir. Gerçek tur gelir. Ee, insanların i̇nsanların gerçek tur izlemeye ihtiyacı var. Ama bence baktı. Onun dışında seninle konuşamadık. Ben, ben sana şu Turabi kısmı bitirmeden şöyle söyleyeyim. Bence bir C şıkkı var. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Biz hep seninle şunu konuşuyorduk Survivor'ın büyük ihtimalle son senesi izlenebilecek olarak. Belki bir sene daha gelir gibi düşünüyorduk. Bence Turabi bu sene yarışsa tamamlasa yarışmayı şampiyon olur olmaz. Yani Survivor gerçekten bitecekti ama Turabi'nin bu şekilde geri çekilmesi veya ayrılması işte Survivor'ın son senesi kısmına biraz soru işareti koydu. Çünkü insanlar bir kere daha Turabi izlemek isteyecek. Mutlaka. Ben açıkçası ama bir daha SMS'siz hem... Survivor olur mu? Yani aynı kompetitivli e, bir de bir sene daha olur mu ondan emin değilim. Yani ben bir sene daha siz yapar mı Acun Ulucalı çok emin değilim. Bence yapar. Ya Ben geri çekilmenin hem Acun Ulucalı hem de Turabi cephesinin ortaklaşa bir karar olduğunu inanıyorum. Olur. Aynen. Bir de seninle konuşamadık diyordun. Yeni transferler mi? Yeni transferler var. Avatar Atakan döndü. Ben iyi bir Avatar Atakancıyımdır. Hilmi Cem döndü. Hilmi Cem e, Turabi son Turabi'nin şampiyon olduğu All Star'dan sonra Turabi'nin çok yakınında olduğun için şampiyon olamadığın laflarından sonra falan Turabi ile küsmüştü. Yani Turabi'nin evet. iddiası bu. E, e, bak Turabi de gitti. O zaman Hilmi Cem'i şampiyonluk adaylarından biri yazıyor muyuz? Mutlaka yazmamız lazım bu arada. Fiziğimizi çok prime döndü yani. Ben yazarım. Hilmi Cem'in şampiyonluk adaylarına yazarım. Bu arada çok fazla şampiyonluk adayı var. Hakikaten çok acayip bir Survivor olacak. Bu kadar e, fireye rağmen. Bence yine çok acayip bir e, finish göreceğiz. Özellikle şu an böyle çok şey izlemiyorum. Yan göz yan göz izliyorum. E, yaptığım iş gereği de biraz yan göz yan göz izliyorum ama son 10-12'den itibaren falan e, göz kırpmadan izlenir elemeler yani. Ben bir kafamda bir hesaplıyorum eğer böyle gerçekten kötüler elene elene giderse ki mantığı o işin 12'den sonra falan çok zor adam yenir Hilmi. 12, 12 ya falan ben, çok çok iyi 12 var bence şu an. 12'den fazla bile olabilir o sayı. Herkes çok hazır gelmiş bu Bak, sene Survivor'a. Seda Merve, Nagihan, Nefise. Sema da var bence. Sema. Hazır. 5. Hazır olunca. 6 oldu ya. 6 olmadı mı? Ogeday, Poyraz, Hilmi Cem, Avatar. Birini unuttuk. Kimi unuttuk? Yunus Emre falan da bu sene çok iyi. Evet, evet onlar da çok iyi. Yani çok acayip bir yani 12'den sonra falan nasıl eğlenecek millet kaç oyun sürecek bu iş sabaha kadar mı oynayacaklar harbi kara kara düşünürsün yani. Ya Hilmi'cem Atakan ve Sema'nın şöyle bir handikapı var hiç parkura hazır gelmediler. Tabii. Ama hiç bir yandan da çalışmalar. şöyle bir avantajı var açlık da görmediler yani şey geldi. Evet. Bizi kendi diğerlerinden daha geç düşecekler. Öyle bir de bu üç yarışmacı da parkura çabuk ısınır ya. Onların tarzı ona uygun. Bence de bence de. Özellikle Sema ve İlmi Cem çok parkurucudur yani. Ya Sema'nın ben Survivor'da biraz underrated olduğunu düşünüyorum. Sema o Survivor Acuna... dışı tavırları hareketleri yüzünden Survivor figürü olarak anılmıyor ya. Böyle e, değişik olay bir kadın yani. Evet evet yani o TikTok'ları falan biraz çok bir gündem oldu. Çok işleri var. O, o yüzden biraz geride kaldı. Yoksa çok çok iyi bir Survivor bence. Ya benim açık ara favorimdi. Tuttuğum, desteklediğim yarışmacıydı de. Benim yarışma de. Cildi, Tur abi. Serhat Akıllı yok, sene... Serhat Turabi. bahsediyorum. Sen Tur abi'den bahsediyorum. Ben Serhat Akın'ın sene Sema'yı tutuyordum. İlan Mansız yarışmasına sen... rağmen. Vay. Gerçekten. Ben o, o sene... İlan ki... Mansız'ı sene ben Sema'yı tutuyordum. Ben o Geda'yı tutuyordum ya o sene. O Geda'yı... Gideyi... An... Yok o Geda'yı sevmiyordum hatırladım. O takımı ben hiç sevmiyordum et. bu arada. O takım biraz antipatik diye. Çok ya, çok antipatik. Genel olarak. Ya ben Turabi desteklediğim yarışı önceydi. Turabi gidince gönül, gönül tahtımda bir boşluk oluştu. Kim Kimi destekleyeceğim henüz şu aralar nefiseciyim ya. Galiba ya ben her zaman devam. nefiseciyim de. Biz hep Galiba orada kalacağım. De. Dur bakalım. Nefise o biraz kayacağım ama. gibi. Biraz düştü Ya yani Nefise'nin kesinlikle mavi takımda kalması lazımdı. Evet evet. Yani o kendi... O yüzden biraz düştü. Acun Bey'e de şöyle bir sistemim var. Ya bakıyoruz şimdi daha demin kadın yarışmacılar saydık mesela. Merve dedik, Nagihan dedik, Sema dedik, Nefise dedik. Hadi bir de Seda var değil mi? Güçlü kadın yarışmacı diyebileceğimiz. Bir Aynen. de Damlıcan'ı sayarız hadi. Ya bu 6 kadından 4 aynı takımda. Daha 5 takım, 5 kadından 4'ünden bahsediyoruz. Bu nasıl bir adalet oluyor? İşte böyle bir saçmalık. Yani bu saçmalık var yani. Takımlar dengesiz oldu. Hadi bakalım sen oraya geç. İşi bana çok anlamsız geliyor. Çünkü Abi takımlar dengesiz olduysa elleme. Zaten oradan güçsüz bir adam elenecek. O zaman o takım güçlü olacak. Yani evet, öyle de bir şey var. Matematik belli zaten. Yani matematik şunu söylüyor. Burada güçsüz kızlar var. Ee, mavi takım avantaj elde ediyor bunlarla eşleşip. E tamam elde etsin. Kazanıyor. Sonra elemeye gidince o güçsüz kız. Zaten SMS yok. Elenecek zaten. Yani, güçsüzler zaten gidecek. Ha, 3 hafta fazla açlık çekecek mavi takım. Abi 3 hafta fazla açlık çekebilir. Bu adamların hepsi all star. Neler gördüler? Neler yaşadılar? Ne kötü takımlarda mücadele ettiler? Bu açlıklar maçlıklar işin sonunda finişe geldiğin zaman seni daha fazla diri tutuyor. Ya ben açıkçası işin ondan olduğuna çok inanmıyorum. Şöyle senin dediğin açlıklar foto finişte daha göze batıyor, daha öne çıkıyor dedin. Mesela işte 2020 sezonunda mavi takım sürekli kaybediyordu. Cemal Can şampiyon oldu. Evet. Oradan hep böyle olmuştur ki. Hep böyle olmuştur. Ya, Türk halkı biraz mazlumun yanındadır ha. o konuda. Türk halkının bu sene yapacak bir şey yok. Ama aç taraf yine şöyle olur. Uzun süre kaybet. Kötüleri, kötü taşları at. Bu sefer kötü taşlar sendeyken yaptığın mücadeleyi vermeye başladığın an yani vermeye devam ettiğin an bu sefer rakipten çok çok daha iyi durumda oluyorsun. Çünkü sen daha zor bir challenge'dan çıkmış oluyorsun. Yani Seni senin kazanmak için daha çok şey yapman lazım. Bu sefer yani. karşı tarafın kazanmak için daha fazla efor sarf etmesi gerekecek. Bu sefer işin Hani başında sen zorlanacak sonunda sen kolaylamış oluyorsun. Hilmi Cem'le Murat'ın iki kişi kalıp rakiple kapıştıkları seneyi hatırla. 2013 evet. hatırlıyorum. İki kişi kaldılar. O takım berbat bir takımdı mesela. Çok kötüydü ya. Çok kötü berbat bir takım. Ve o takımdan Hatım... Hilmi Cem... Gitti şampiyon oldu. Orada arada karşısında da Ümit Karan, Cengiz, Doğukan. Bir de Doğukan Manço vardı. Evet. Yani onlar iki kişi kaldı. En son öyle bir beşli kalmıştı. Evet. Doğru söylüyorsun. Ama şöyle ben ben açıkçası senin dediğin açlık şeyinden olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ki bu yarışmacıların hepsi All ya abi. Bu yarışmacıların bence ekranda gözükmek istemeleri var. Öyle bir durum var. Sen şimdi mavi takımdan atıyorum işte Üç tane güçsüz parça var. Sen bu 3 güçsüz parça eleceksin ya. O zaman mavi takım daha az kişi kalacak. Kırmızı takım daha çok kişi kalacak. Her yarışta kırmızı takımdan oynayan insan sayısı fazla oluyor. Oynayan oyun sayısı ile insan sayısı arasında bir dengesizlik olacak. Mesela atıyorum Ahmet mavi takımda 4 oyun oynayacak. Ama Ahmet'in karşısında daha fazla rakip oluyor. Diğer rakipler daha az oyun oynayacak. Onlar ekranda daha az gözükecek. Bence insanlar ekran süresini önceden konuştular. O yüzden böyle bir hep güç dengesine gitmeye çalışıyor Acun Bey. Ya ben doğru bulmadım. Özellikle Nefise'nin geçmesini hiç doğru bulmadım. Neyse. Nefise'nin geçmesini ben de hiç doğru bulmadım. Ama yani Hilmi Cem ve Atakan parkura alıştıktan sonra Survivor'e Atakan'ın son Survivor ileriz. senesi berbattı. İnşallah bu evet. sefer daha derli topludur. Neyse de çok kötüydü. Yani parkurlarda sürekli geriden berbattı, geliyordu. Çok kötüydü. Garanti sayısı hiç yoktu. ve Karakil takımın garanti sayısı oluyordu sürekli. Tabii tabii çok çok kötüydü. Bu sene inşallah top iyidir. Ee, evet ilmi top. Güzel bir bölüm oldu. Uzun bir bölüm oldu. Kendi Uzun gündemimizi, gündemimizi oldu. çok attık. Kendi gündemimizden çok attık. Eğer raporu önümüzdeki hafta yine gelecek. Ee, teşekkür ederim eşliğin için. Kapa kapatmadan önce bir kaç isme teşekkür etmek istiyoruz. Ver bir teşekkür. Onu söyleyeyim. Fatih abi Fatih Gürçay bize bir hediye yolladı. Sana da söyledim. Evet. Hediyeler ulaştı. Da, yani sana ulaştı ama daha teslim alamadık. Teslim alamadık ofiste. Ofiste. Ona bir teşekkür edelim hediyeleri için. Teşekkür ediyoruz. Bizi izliyor her hafta. Teşekkür ediyoruz güzel hediyeleri için. Öyle bir teşekkürüm vardı. İtiyor zaten teşekkür ettik. Başka senin aklına geliyor mu bir teşekkür? Yok gelmiyor. Ee, videolarımızı kurgulayan Ünal Bey'e ben de teşekkür edeyim. Emeğine sağlık. Çok güzel oluyor her hafta videolar. Çok güzel yorumlar alıyoruz. E-raporu izleyicilerine teşekkür ediyorum. Onlar da teşekkür etin. Alttaki beğeniye tıklarlarsa bizi de çok mutlu ederler. Aynen öyle. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.